kahvemi yudumlayacağım. Tamam. Abi sakın yapma onu, tamam mı? Vallahi yapma, bak üstü boş kalma. Abi de... Ben hastayım zaten, nefes alamıyorum. Boğulurum tamam, bak. Tamam, söz. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Herkese selamlar. Herkese selam. Şaka olarak başlamadı. Biraz önce bu otomobili test etmeye başladığımız zaman, yani çok sportif bir otomobilde, çok güçlü performanslı otomobili kullanıyorum. Yani gaza bastığım anda şimşekler çaktı. Ben de dedim ki bir sürpriz yapayım Aslan'a, bir şaka yapayım. Abi sağ olsun. İnanılmaz bir otomobildeyiz arkadaşlar. Dün Hyundai Ioniq 5'i kullanmıştık, onu ben kullanmıştım. Tabii Ufuk abi sağ koltukta olduğu için çok anlayamadım muhtemelen. Sonuçta aynı teknik özelliklere sahip. Birazdan bahsedeceğim özelliklerden. Hyundai Kia grubunun biliyorsun çok büyük yatırımları var elektrikli otomobiller konusunda. Bu da Ioniq 5 ile birlikte geliştirilen bir model. Aralarında güzel görev paylaşımı yaptılar. Hyundai biraz daha fonksiyonelliğe ve konfora odaklanıyor. Kia biraz daha sportiflikten yana. Ve bu görev paylaşımı sonunda da bu otomobil ortaya çıktı. Kia EV6. Yani muhteşem yani bir otomobil. Nasıl bir otomobil bu ya? Hakikaten yani içi geniş, oturması... Yani çok konforlu, evet. Geniş bir alan sunuyor ama bir o kadar da performanslı yani. Evet abi, yani sıfırdan yine elektrikli olmak üzere doğmuş bir otomobil olduğu için abi her anlamda çok verimli, her anlamda çok başarılı. Yani iç hacmi zaten inanılmaz. Ioniq 5'te hemen hemen aynı. Sadece bunun tavan çizgisi aşağı doğru düştüğü için, azaldığı için bir tık daha şey sportif ama yine de bayağı bir mesafe var. Hemen tasarımından başlayalım evet, istersen. Evet. Az önce söylemiş olduğum gibi daha sportif tarafta olduğu için Kia farların da biraz daha böyle keskin, ok formlu böyle led gündüz farlarının yer aldığı bir sıra dışı bir far tasarımı var. Yandan bakıldığında da bu devasa bir hatchback gibi duruyor. Yine aynı Ioniq 5'te olduğu gibi. Yani ben fotoğraflarda gördüğümde algılayamamıştım hani boyutsal olarak bu nereye oturuyor? Hani golf boyutlarında mıdır? İşte bir orta büyüklükte bir SUV boyutunda mıdır? Yani canlı olarak görünce bir nebze daha iyi anlıyorsunuz diyeceğim ama yine tam olarak anlaşılamıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben yanında burnundan arkasına doğru 8 adımda yürüdüm. Yanında da Hyundai Veyon vardı ve Veyon'da da aynı şekilde yürüdüğümde 6,5 adımda falan yürüdüm. Yani 1,5 adım daha uzun bir otomobilden bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir otomobil. Devasa bir hatchback gibi duruyor. Çünkü SUV formunda olmadığı için hatchback diyorum. Ama tabii ki yerden bir hafif yüksek bir yapısı var. Yani sınıflandırmak istemiyorum kesinlikle bu otomobili. Daha önce de söylemiş olduğum gibi bambaşka bir dünyaya giriş yaptık elektrikli otomobillerle birlikte. Arkası çok enteresan. Arkası bence inanılmaz çıktırıyor. Maserati'nin 3000 GT'ydi yanlış hatırlamıyorsam modeli. Yanlış söylediysem lütfen yorumlara siz de görüşlerinizi yazın. Kanalımıza abone olduğunuzu ayrıca farz ediyorum. Olmadıysanız lütfen kontrol edin ve abone olup çan simgesine tıklamayı unutmayın. Hatırlamışken, yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Arkadaki ledler Ufuk abi böyle aşağı doğru kıvrılıyor ve aracın köşelerine doğru arkadan bakıldığında inanılmaz böyle geniş gösteriyor otomobili. Böyle kalçaları böyle geniş şey gibi 911'inde öyledir ya arkadan baktığında evet, belli bir evet, çamurluklarda. Kesinlikle. Bunda da yine aynadan bakınca bile şişkin çamurlukları görebiliyorsun. C sütununun üzerinde bir böyle küçük bir fin yapmışlar. Bir kanat gibi, kanatçık gibi oradan çıkmış. O da aerodinamiğe büyük katkı sağlıyor ama aynı zamanda da çok şık duruyor. Yani daha önce başka bir otomobilde görmediğim bir şey. O yüzden o da çok ilgimi çekti. Kapı kolları yine zaten otomatik olarak açılıyor kapıları açtığınızda. O gizleniyor olması da güzel. Otomobilin bu pürüzsüz görünümüne katkı sağlıyor. Dış tasarımla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Ufuk abi dilersen hemen hızlıca içeri geçelim vakit evet, kaybetmeden. Evet lütfen. Bir dakika sen buraya şuradan geldin. Şuradan bir 0-100 mi yapıyoruz? 0-100 yapsak. Hadi, kimse yokken. Normal fark değeri neydi? 5.2 saniyede çıkıyor. Hazır sen madem performans verilerini istedin abi hızlıca söyleyeyim. 325 beygir güç, 77.4 kW'lık batarya kapasitesi mevcut. 605 Nm'de torku var. Vah. Bakalım görelim abi bunu. O zaman... Spor moddasın. Evet spor. Buradan tamam. Ayarlayabiliyoruz biliyorsun. Aynen. Ekonomal spor değil. Aynen. Hadi o zaman. 80, 90, 100. 100'ü geçti zaten yani. Ya, bagajda ne vardı? Biri mi vardı bagajda? Küt diye ses çıktı. Zaten bu ne ya? Yani nasıl bunu defalarca yapabilirim ben. Abi bir tane daha yapalım mı? Hı-hı. Bir yerde. Çok eğlenceliymiş gerçekten. İnşallah birisine takılmayız ha. Ha. Yok burası ya. Şey yolu. Tren yolu. Tren yolu. Hem zemin geçti abi artık çıkarsa da. Çıkarsa da diyorsun. Son şansımıza. Evet.
Sen ağzından bir say bence. 1001, 1002 bakalım ne olacak. 1, 2, 3. Yüz. Evet abi. Yani 6,5 saniyelerde falan ama şey, eğimli birazcık yol. Evet. Ama abi yine bir de iki kişiyiz, klima açık vesaire. Oh. Bu hakikaten tarif edilemez bir şey yani. Abi ağırlığımız, şimdi bu otomobil hani hafif bir otomobil de değil. Şimdi ağırlık verisine bakmaya çalışıyorum da. Yani 2 tonun üzerinde ağırlığı. Şu an bulamadım burada ama. Yani ağır da bir otomobil. Büyük bir otomobil, o yüzden inanılmaz bir performans sunuyor. Zaten hem önde hem arka aksta motor var. Toplam sistem gücü 325 beygir olarak veriliyor. Asıl sürpriz bence önümüzdeki yıl olacak. Çünkü bu aracın şu an GT Line versiyonundayız. Bir de GT'si gelecek. 625 beygir gücünde saçma sapan bir otomobil yapmışlar. Ya ben oynamıyorum artık ya. Hakikaten oynamıyorum. Abi, vallahi yani bu nedir bak, ya? Hakikaten bu nedir ve biz hani bu araçlara sahip olamıyoruz. Niye sahip olamıyoruz? Vergi sistemi Türkiye'ye gelmiyor. Yani böyle bir aracı hem kullanmak hem de sahip olmak çok arzu ederim. Abi aslında muhteşem olurdu. Yani vallahi şanssızız. Yani aynen, coğrafya kaderindir lafını şu anda imza atıyorum altına. Abi bak, güzel bir şeyden bahsedecektim. Şu an moralim bana hatırlattığın söyle, tamam, için. Peki tamam, GT versiyonunu Allah aşkına anlat bir daha. Abi videoları var yayınladığı Kia. Porsche Taycan ve yani üst versiyonları Turbo S'le işte Tesla'nın Plaid versiyonuyla, şey Jaguar I-Pace'le böyle sağlam elektrikli otomobilleri, güçlü elektrikli otomobillerle bir drag yarışı yapmışlar, kalkış. Abi bu Kia EV6, işte bu EV6'nın GT versiyonu yani 2 boy falan fark atıyor en hızlı otomobile. 0-100 hızlanması yani Taycan'ı geçiyor. 3 saniyelerin altına indiğini söylüyorlar. Yani seri üretim hala yok ama çıkaracaklarını söylediler. Merakla bekliyoruz bakalım. Yani o da böyle Kia severlerin, daha doğrusu elektrikli otomobil meraklılarının heyecanla beklediği bir model. Biz de belki kullanma şansına erişirsek önümüzdeki yıl onu da deneyimleyip sizlerle paylaşmak isteriz. Bu arada senin saçların sanki rüzgarda şekillenmiş gibi. O kadar mı hızlı gittik ki? Yukarı. Aa, evet ya. Kabarmış. Vallahi elektriklendi. Saçlarım bir elektriklendi abi. Hakikaten valla ben de yani değişik bir duyguya hissettim böyle içimde. Bir sıcaklık. Demek ki seviyoruz yani. İçinden bahsedelim. Evet. İçi Ioniq 5 ile hemen hemen aynı, yani boyutsal olarak aynı olduğunu söylemiştik. Buradaki ekran da böyle bir, yanılmıyorsam Ioniq 5'te düz bir ekran vardı. Burada böyle bir curved düz bir ekran vardı, doğru. Evet, burada biraz daha kıvrımlı, kavisli bir ekran, doğru, kullanılmış. Çerçevesi beyazdı, bunun çerçeveleri siyah ama zemin yine beyaz ve yazı karakterleri yani arayüzü tamamen aynı. Hani Kia, Hyundai genelde bir tık farklılaştırmaya gidebiliyor yazı karakteri noktasında ama burada öyle bir farklılık görünmüyor. Yani ortadaki gösterge panelindeki araç sadece değişmiş. Orada yanlış hatırlamıyorsam Ioniq 5 görünüyordu arkadan. Burada da EV6'nın arka görüntüsünü görüyoruz. Yine ortadaki ekran da aynı şekilde gayet kullanım kolay. Çok net, yani yalın bir tasarıma sahip. Burada navigasyondaymışız. Altta güzel bir alan var Hyundai'den farklı olarak. Burada kısa yol tuşları atanmış, dokunmatik. Bastığın zaman işte harita, navigasyon ve favori özelliklerinizi buraya yerleştirebiliyorsunuz, uygulamalarınızı. Onun yanı sıra radyo bilgilerine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Radyo, medya ve setup bilgilerine. Hemen altındaki tuşa, klima tuşuna bastığınızda bu ekran klimaya dönüşüyor. 308'deki şeye biraz evet, benziyor evet, kesinlikle, abi. Kesinlikle. Ama şey yani çok başarılı yapmışlar. Hiçbirisi birbirinin üstüne geçmiyor. Çok da hassas. Çok hassas, aynı hassasiyeti çok güzel. İki taraf için ayrıca dairesel sıcaklık ayarını yapabileceğiz. Klimanın sıcaklık ayarını yapabileceğiz. Dairesel fiziksel tuş bulunuyor. Bu da güzel. Orta konsol da çok farklı. Hyundai'nin orta konsolu 14 santim ileri geri hareket ettirilebiliyordu. Tabi ortada bir şaft tüneli, şanzıman tüneli hiçbir şey olmadığı için açıkçası burada inanılmaz bir alan var. Aşağıda bir tane USB, bir tane USB Type-C girişi var. Bir tane kapaklı USB var. Evet, Type-C o da. Bir tane de 12 voltluk çakmak soketi var. Onun arkasında bir yine devasa bir boşluk var, çekmece gibi. Üst tarafta da bu yüzen alanı yapmışlar. Yine Hyundai'de olduğu gibi kablosuz şarj ünitesinin altında havalandırma var. Yani bu detay bile çok güzel. Çünkü biliyorsunuz kablosuz şarj esnasında telefonlar ısınabiliyor. Onu önlemek için böyle altta havalandırmalı bir kısım yapmışlar. Güzel bir detay. Vites topuzu burada, seçici diyeyim bunu daha doğrusu. Dairesel bir kumanda var.
RND şeklinde sağa ve sola çevirerek seçebiliyorsunuz. Ortada P var. Öne doğru geldiğimizde de aracın çalıştırma tuşu burada kocaman. Ortasında da EV yazıyor. Elektrikli olduğunu hatırlatıyor eğer unutursak diye. Koltuklar ısıtmalı ve fan soğutmalı. Aynı zamanda direksiyon da ısıtmalı. Aynı zamanda evet masaj fonksiyonu da var. Yani koltuklar çok rahat. Tıpkı Hyundai'de olduğu gibi bu koltuklar da tamamen geriye doğru yatabiliyor. Şarj esnasında böyle aracın içerisinde first class uçaklardaki first class koltukları gibi yayılabiliyorsunuz. Hatta biz otomobilin içine bindiğimizde benim koltuğum öyleydi herhalde. Burada birisi yayılmıştı. Yine üst tarafta iki tane bardaklık var. Arkasında yine küçük anahtarı koyabileceğiniz bir göz var. Anahtarı farklı. Hyundai'nin anahtarı biraz standarttı ama Kia'nın anahtarı bir tık daha böyle bir premium hissiyatı verdi bana açıkçası. Şeye benzettim bunu Ufuk abi. Pro çakmaklarına evet, benzettim. Doğrusu. Şuradan basarsın ya. Bunda da yine uzaktan otomobili hareket ettirebileceğiniz, hani dar bir alana park etmişse ileri geri çağırabileceğiniz bir özellik yer alıyor. Şurada yine derince bir göz var. Yani kolumun yarısı neredeyse giriyor içeri. Buraya da böyle 4-5 tane yarım litrelik şeyi koyabilirsiniz. Bu kol dayama da bakayım ileri geri hareket ediyor mu? Yok. Bu kol dayama sabit. Hareket halindeyken yine kameraları görebiliyoruz buradan. Bakayım. Evet böyle yukarıdan da izleyebiliyoruz. Kendimizi. Bir avatar gibi şeyimizi görüyoruz. Evet ama kendimizi. O şeyde park alanından çıkarken, hani 360 derece kamera sayesinde bir sanal gerçeklik görüntüsü elde ediliyor ve aracı sanki bilgisayar oyunu oynuyormuşsunuz gibi görebiliyorsunuz sağ arka köşesinden veya istediğiniz herhangi bir yerinden çevirerek. O da çok güzel bir özellik. Evet. Ön taraf zaten hani malzeme kalitesiyle ilgili çok söylenecek bir şey yok. Yani çok yumuşak değil, çok sert bir plastik de değil. Böyle dokulu bir malzeme kullanılmış, kumaş gibi. Arkasında bir tık sert malzeme var. Ama öyle bir trim sesi yaratacak bir yok. Şeymiş gibi de durmuyor. Kapı üstleri yumuşak, ortaları yumuşak, deri kaplı. Kol dayadığınız yer de yine deri. Onun önünde piyano lekesi kullanılmış yine cam açma kumandasının etrafında. Kapı gözleri gayet yeterli. Hani evet yarım litrelik şişe alabilir. Arkasında da ufakça bir göz kalıyor. Cüzdanınızı koyabilecek ama kumaş çift lok kaplı. Aynen. Aynen. Sesi önlemek için çok önemli. Artık. Yine fena değil. Torpido gözü. Kullanışlı görünüyor. Burada bir şey mi var bu şey? Ha şey. Temizleme. Teşen. Temizleme mendili. Aynen. Evet. Abi koltuk, arkası için ne diyorsun? Arkası inanılmaz bir diz mesafesi var. Arka koltukların şuralarında belki bu açıdan görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ben detaylarını da çekeceğim gerçi ama USB Type-C var şurada abi. Koltuğun kenarına koymuşlar. Burada da var mı abi bak. Şu benim şuradan bakıp bana bu tarafa bakarsan görebilirsin. Var. Ha. Aynen. Yani güzel bir yere Type-C konulmuş. Evet, doğrusu. Dur bakayım altta da var mı? El ele tutuyor musun zaten? Arkadan el ele tutuyor. Yok. Ay şuraya çünkü şey koyuyorsun bak şurada iPad koymak için bir yerim var. Güzel. Yanlış görmüyorsan. Hı? Evet. Şu değil mi? O çıkıntıyı mı diyorsun? Evet. Abi o olmayabilir. O öyle tasarım için yapmış olabilirler. Öyle mi? Çünkü herhangi bir mandat yok. Hani şöyle bir şey olabilir eğer opsiyonel olarak bir parça aparat alınıyorsa evet. Dediğin gibi. Oraya sabit, çünkü sabitlenebilir. Koltuğun yanına o çıkışı koyması şarj. Evet, çıkışını. Bravo, aynen. O amaçla yapılmıştır diye tahmin ediyorum. O yine bu orta hava yastığımız da var burada gözüme çarpmışken onu söyleyeyim dedim. Kafalıklar bir enteresan. Volvo'nun kafalıklarına benziyor ama desteği çok iyi. Yani hiç ne böyle fazla önde evet. Ayarlanmış ne geride. Omuzdayız aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Yani süren insan için, sürücü için çok ideal bir otomobil. Ama arkada oturan için de çok iyi. Yani çok geniş bir iç mekan var. Koltuklar çok rahat. Öyle evet, değil mi? Evet, yani evet, hani evet. Uzun yolculukta çok keyifli bir yolculuk vaat ediyor yani bu otomobil. Kesinlikle. Abi sen ondan bahsederken şu özelliği gördüm. Bu da benim en çok merak ettiğim özelliklerden birisi. Yanımızda evet. Priz yok ama. Charged. V2L yani Vehicle to Load diyebileceğimiz başka cihazları, elektrikli cihazları bu otomobili kullanarak şarj edebiliyorsunuz. Yani bu otomobil aslında dev bir powerbank gibi işlev görebiliyor. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim kamp yaptınız, kampa gittiniz ve doğanın ortasında bir yerdesiniz ve elektriğe ihtiyacınız var. Bu otomobil yanlış bilmiyorsam Ufuk abi 4 ya da 5 gün boyunca enerji ihtiyacınızı karşılayacak kadar elektrik üretiyor. Yani ve burada bir ışıktır, buzdolabı vesaire onları bile çalıştırabiliyor. Yani inanılmaz üçlü prizi tak abi. Her şeyi kullan istiyorsan ağaç kesme şeyini hızarını götür. Buzdolabını yani, götür. Buzdolabını götür. Küçük. İnanılmaz ve hatta şöyle söyleyeyim. Başka araçları da şarj edebiliyorsunuz. Diyelim arkadaşınızın
elektrikli aracı var ve yolda kaldı. Siz aracınızla gidip 3.4 kW yanılmıyorsam çıkışla aracı şarj edebiliyorsunuz. Onun aracını şarj edebiliyorsunuz. Muhteşem bir özellik. İleride de zaten elektrikli araçların çoğunda bu özellik gelecek diye tahmin ediyorum. Araçla birlikte bir adaptör veriliyor. Aracı şarj ettiğiniz yere bunu takıyorsunuz ve onun ucunda da 220 voltluk ya da hangi ülkede yaşıyorsanız ona uygun bir çıkış bulunuyor. Ve siz de oraya fişinizi takarak kullanmak istediğiniz elektrikli cihazı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Evet. Var mı abi? Ağzına sağlık. Şey? Çok güzel anlattın. Senin de öyle abi. Teşekkür ederim. Ben de büyük keyif aldım. Hem seni dinlerken ama o, kullanırken de. Beğenmeni sevindim. Oh. Şu sesle birlikte. Abi. Oh. 160. 70. 180. Abi gidiyor. 90. 200'de bıraktım. 200. Of. 200'de bıraktım. Abi yani. Bugün Danimarka'da son günümüz, bir polise falan radara yakalanmayalım. Sağ salim ülkemize gidelim. Abi evet. Ya, bu heyecanı bize yaşadığınız için ben evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz hep burada olacağız. Yeni modelleri test edeceğiz. Elektrikli otomobiller, hibritler ve normal konvansiyonel motorlu araçları. Evet. Yine bekleriz. Biz buradayız. Bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kapanırken bile mi?